Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere algı ve imaj noktasında sorun yaşadığını düşündüğüm tespihlerle alakalı bilgilendirme yapacağım. Tespihlerin tarihi tam olarak net bilinmese de ilk olarak Hinduizm'de gözlemlenmiş. Tabi o zaman çok eski, M.Ö. belki 1000'li yıllarda, daha önceki yıllarda böyle dua etmek için yine Hindular, Hinduizm, Budizm'de tespih çekilirmiş. İslam tarihine bakıldığı zaman ise Resulullah Peygamber Efendimiz tesbih çekmemiş. Yani tesbih çekmiş tabii ki ama böyle bir tesbih çekmemiş. Yani fiziksel bir tesbih yokmuş o zaman. Elleriyle sayarlarmış. Başka yöntemlerle sayarlarmış. Fakat daha sonra İslamiyet'in ileriki daha sonraki yıllarında, Peygamber Efendimiz'den sonraki yıllarında tesbih tekrar, tabii bizde de bir zikir, yani İslam'da da bir zikir çalışması olduğu için daha sonra tekrar kullanılmaya başlanmış. Zaten başka yöntemlerle sayılırken böyle bir şey görünce biz niye kullanmıyoruz deyip kullanmaya başlanmış. Tabii o zamandan günümüze kadar tesbihlerde böyle çok sanatsal eserler söz konusu olmamış. Ta ki Osmanlı'ya kadar. Osmanlı'nın son dönemlerine yakın bu tesbih sanatı başlamış aslında. Yani sanat derken ustaların oturup ince ince uğraştığı, böyle koleksiyonluk alıp kenara koyabileceğiniz, yıllarca saklayabileceğiniz ürünler Osmanlı tarihine çıkmaya başlamış. Şimdi tesbihle alakalı yanlış bir algı var. Yani tesbih bir kabadayı malzemesi veya mahallenin bitirim delikanlılarının kullandığı, çektiği, salladığı bir şey gibi oldu günümüzde. Fakat aslında böyle değil tabii ki, biliyorsunuz. Bir kere bir dini tarafı var, bir de bir hani aksesuar tarafı da var. Yani bu bizim çok eski, hani yüzlerce yıl öncesinden beri çocukların bile elinde olan bir şey olduğu için, yani kıyafetine göre, rengine göre, mevsimine göre tesbihler kullanılırmış. Bu bir aksesuar aslında. Yani bugün bir Amerika'dan veya ne bileyim popüler bir kültürde kullanılan herhangi bir X bir şey, mesela ne bileyim bir bileklik kullanılıyor, bir yüzük kullanılıyor, bir saat kullanılıyor. Herkesin kolunda o saat, herkes o yüzüğü takıyor. Ama bu garip bir şey değil, normal. Ama tesbih kullanıldığı zaman da anormal oluyor çünkü neden? Mahallenin bitirim delikanlısı veya kabadayı takılan tipler böyle ellerinde sallıyor filan. O yüzden yanlış bir imaj var bence. Öyle bir şey değil. Tesbihin özü bu değil. Tesbih gerçekten batıdan gelen veya doğudan gelen X bir kültürden çok daha manalı, anlamlı, değerli, dekoratif olarak da bence çok daha güzel bir şey. Bunu daha da yaygınlaştırarak kullanmamız gerekiyor bence. Yani dini açıdan tabii kimseyi zorlayacak halimiz yok. Yani kimseyi zorlayamaz ama fakat bir aksesuar olarak da hayatımıza sokabiliriz. Yani bu algıyı kırmamız gerekiyor. Bunu demek istiyorum. Şimdi tesbihlerin çeşitleri var. Tesbihin amaçları var. Mesela amaçlarını sayalım. Bir, dediğimiz gibi mahalle delikanlılarının salladığı tesbihler. O tesbihe örnek elimde var mı? Var. Mesela şu. Bu bir demir tesbih. Yani demir tesbih sanatsal olarak da dini açıdan da hiçbir değeri olmayan, böyle sallansın diye yapılmış bir şey, kopar da ne bileyim hoş bir şey değil. Yani bu bende var ama bir tane nereden geldiğini bilmiyorum. Çok fazla hani bu bizim anlatacağımız sanat eserlerinin yanında çok değeri esamesi olmayan bir şey. Bu böyle bir amacı olabilir tesbihin. İkinci bir amacı ise dediğim gibi aksesuar. Yani elinizde böyle durması, takım elbisenize uygun veya giydiğiniz kıyafete uygun, renge uygun bir şey böyle elinizde sizi oyalayan, stresinizi atan bir aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Üçüncü olarak da zikir çekebilirsiniz. Tesbih, yani manasına karşılık gelen, gerçek işlem olan, gerçek olan tesbih çekebilirsiniz. Tesbih nedir? Önce tesbih demişken buna da bir bahsedelim tesbihin aslında ne olduğunu, en azından İslam kültüründe ne olduğunu. Tesbih dediğimiz şey aslında yaratılmış olan her şey, var olan her şey Allah'ı zikretmektedir, tesbih etmektedir. Kur'an-ı Kerim bize bunu böyle bildiriyor, Resulullah bunu böyle bildiriyor. Dolayısıyla zaten her şey zikir ve tesbih ederken bunun şuuruna vardığınız zaman, bu şuurda yaşadığınız zaman, yani aslında bir titreşimdir. Bu evrendeki her şey bir titreşimdir ya, bir sıfırdır, böyle bir frekanstır, bir denge vardır. Tesbih dediğimizde aslında bu frekanstır, bu zikirdir yani. Şimdi bu doğrultuda baktığımız zaman herkes ve her şey yaratılış gayesinde hareket ettiği sürece aslında tesbih halindedir. Rüzgar estiği sürece tesbih halindedir. Yaprak titrediği, durduğu, yeşil olduğu sürece tesbih halindedir. Ben konuştuğum sürece tesbih halindeyimdir. Siz izlediğiniz sürece tesbih halindesinizdir. Fakat bu tesbih hali dediğimiz
yaşantı ulaşılması zor. Zor değil. Eğer bu yapınızda varsa, eğer sizin tesbihiniz, sizin yapınız, sizin Allah esmanız ona müsaitse eğer, sizler zaten o mertebeye erip o seyre ulaşıyorsunuz. Bu noktada bu tesbihlerin hiçbir manası yok. Hiçbir şeyin de bir manası yok. Fakat İslam tarihinde, İslam dininde yine bize anlatılan bir zikir var. Yani belirli kelimeleri belirli frekansta tekrar etmek. Yani neden frekans diyoruz? Bakın hani sayılar çok saçma gelir. 33 kere. Ya niye 33 kere? İşte 1000 kere. Ya niye 1000 kere? 6000 ya niye 6000 kere filan. 3500 kere yani. Atıyorum rakamları. Herhangi bir zikir için herhangi bir sayı, herhangi bir alim, herhangi birine verebilir. Bunu verdiği zaman bu sayıların değerleri vardır. Bu değerler de çekmeniz gerekir. Ya böyle şey mi olur? E kardeşim öyle şey olmaz da. Mesela atıyorum bir radyo frekansı. FM bandının frekans aralığı bellidir. EM bandının frekans aralığı bellidir. Uydu frekans aralığı bellidir. Wi-Fi frekans aralığı bellidir. Bunlar niye birbirinin frekans dalgasına karışmıyor o zaman? Niye böyle ayrımlar var? Böyle düşünebilirsiniz. Başta anlattığım frekans konusu var ya. Sizin yarattığınız titreşim sayısının denk geldiği bir karşılık var. Bu karşılığa istinaden de size yansıyan bazı gelişimler, bazı değişimler var. Dolayısıyla sizi okuyabilen, sizi anlayabilen, veli denen, alim denen zatlar sizi görüp diyor ki şu Allah esmasını şu kadar çek. Yani atıyorum mürit çek, ne bileyim nur çek, işte fettah çek vesaire. Veya bildiğiniz subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber çek. Bunların hepsi zikirdir, tekrarlıdır. Tekrarlanması gerekir. Dolayısıyla saymak gerekir ve dolayısıyla tesbih bu zikri saymanız için size verilen bir alettir. Dolayısıyla bunun altında yatan mana çok derindir. Bu derinlikle beraber saygı gösterilmesi gereken bir alettir. Kesinlikle sallanmaması gerekir, sağa sola atılmaması gerekir. Ha, ama şunu da demiyorum. Yani bu bir sanat eseridir, bir mükemmel böyle çok değerli bir şeydir. Çok saygı göstermeliyiz. Şöyle kenarda tutalım. Aman yavaş alalım. Bunu demek istemiyorum. Sadece ya bunu demek istemiyorum çünkü hiçbir dünya malına bu kadar değer atfetmemek lazım. Bu kadar paha biçmemek lazım. Ama benim demek istediğim şey şu. Hani böyle bir mana varken, böyle bir derinliği ifadesi varken, yani elinizde böyle hiç öylesine bile site satmak için bile çekiyor olsanız aklınızın bir kenarında bunun bulunuyor olması size bir faydadır. Size bir hatırlatıcıdır, size bir çağrıdır. Dolayısıyla bu değerli bir şeydir dini açıdan da. Üç tane kullanım açısından, kullanım yönteminden bahsettim. Şimdi birazcık teknik detaylarına girelim arkadaşlar isterseniz. Size şu anda birazdan tesbihin işte bölümlerinden bahsedeceğim, ne olduğundan bahsedeceğim, tesbih koleksiyonunun ne olduğundan, tesbih çeşitlerinden bahsedeceğim. Herkesin böyle çok diline dolanan kehribar nedir? Niye değerlidir? Bundan bahsedeceğim. Oltu taşı nedir? Burada hepsinden örnekler var. Olmayanlar da var. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi tek tek tespitlerimize göz gezdirelim. Şimdi öncelikle pahası olmayanlardan başlayalım benim için. Örnek olarak koydum. Bakın buraya böyle bir tespih koymuşlar. Ya bu hediye gelmişti bana. Plastik. Hiçbir özelliği yok. Fabrikasyon. Ya yani böyle bir işçilik var gibi üzerinde değil. Hepsi plastik. Hepsi fabrikasyon. Hepsi eritip bir makineden seri üretimle çıkan. Bence paha etmeyecek bir şey. Yani 3 lira 5 lira eder belki ama muhtemelen buna bile 20 lira para vermişlerdir. Plastiktir. Yani Arabistan'da zaten bahsettiğim gibi böyle bir tesbih kültürü yok. Sadece saymak amaçlı bir araç olarak kullanıyorlar. Benim dediğim deminki değeri vermiyorlar. Vermemeleri de normal dediğim gibi çünkü o kadar değer de vermemek lazım ama hani en azından size bir hatırlatıcı olması açısından bence değer vermek lazım diyorum. Yoksa dünya malıdır tabii ki ama neticede bu hani böyle bir tespittir. Çekimi hiçbir keyfi yok gördüğünüz gibi bakın çekemiyorum filan. Şöyle çekseniz olur. Yani çekilebilir. Ama bence plastik olduğu için elinizde size bir haz keyif vermeyen bir tespih. Bundan size gösterebileceğim bir şey yok. Aldım kenara koydum. Şimdi gelelim ikinci değer vermediğim tespihe. Yani bence değersiz olan tespihe. Bu tespih gördüğünüz gibi demir. Yani çekim fena değil aslında bilye. Bu da böyle bir tespih. Şimdi diğer tespihlerin hepsinin bir malzemesi var. Bahsedeceğim. Akiktir. Bir işçiliği olmayan standart 5-10 liralık bir akik taşıdır. Akik taşının faydaları vardır insan bünyesine. Bunları ayrıca araştırabilirsiniz. Bu da böyle bir akik tespih. Bu da bir hediye gelmiş. Hediye gelse de biz bunları saklıyoruz. Yani bende hepsinin bir
hediye de olsa bir manası var, hatırası var. Kimin aldığı, neden aldığını hatırlıyorum ama burada onlar anlatılacak şeyler değil, çok önemli değil. Şimdi gelelim bir diğer akik tesbihimize. Bu da akiktir. Akik tesbihler renklidir, taştır. Yani taşın renkleri olur, akik taşıdır. Birden fazla renkte ama genelde günlük kullanımda en çok gördüğümüz renk akik taşı rengi budur. Genelde Arabistan'a, Umre'ye falan gidenler, hacca gidenler getirebilir bunlardan. Bunlar muhtemelen bana öyle diye geldi. Akik taşı. Şimdi gelelim aslında küçük ama bu da bir taş tesbih. Bu da mercandır. Mercan aslında nispeten değerli. Şu an çok fazla bulunmuyor. Bunun da bünyeye faydaları var. Bir deniz taşıdır. Şöyle koyalım. Bunu da buraya aldım. Kaplan gözü. Böyle bu biraz yaldır yaldır bir taştır. Kaplan gözüne benzer. O yüzden kaplan gözü derler buna. Diğerlerine nispeten bence bir tık daha imamesi gördüğünüz gibi hareketli. Birazcık daha uğraşılmış üzerine. Çok standart bir tesbih değil. Bir tık daha iyi bence onlardan. Diğerlerinden ayrışır bana göre. Hani fiyat veriyorum çünkü hani neden ne farkları var siz de görün diye fiyatlarından bahsetmiyorum. Bu da mesela diğerleri 5-10 liraysa bu da 15-20 liralara, 30 liralara çıkabilir satılan yere göre. Çünkü taşı da hani güzel bir kaplan gözüdür bu. Kaplan gözü tesbih almaya kalktığınız zaman farklı taşlar, yani taşlar aynı da parlaklığı vesaire farklı olabiliyor. Şimdi gelelim bu tesbihimize. Bu tesbih benim için hani paha olarak yine 25-30 liralık bir tesbih, belki biraz daha fazladır. Çünkü görüyorsunuz burada özel kaplamalar yapmışlar vesaire. Demir ama bunlar şey değil, gümüş değil, o yüzden çok pahalı değildir. Dolayısıyla bu da 20-25 liralık bir tesbih. Bunu ta askerden beri saklıyorum. Askerde aldığım bir tesbihti bu. Komutan elimden almıştı vesaire. Daha 5-6 ay sonra çıkarken geri vermişti, şaşırmıştım. Bu da böyle bir tesbih. Çekimi fena değil. Taş tesbihler nispeten yazın çekmeye daha uygundur. Neden derseniz soğuk tutar ya. Soğuktur yani, basit fiziksel bir kanun. Dolayısıyla taş tesbihler yazın çekilebilir. Çekimi hassastır çünkü ip keser. Dikkatli çekmek gerekir. Böyle alıyoruz. Şimdi gelelim taştan devam ediyoruz madem. Benim taş tesbihlerim arasında pahası en çok olan budur. Bunda gördüğünüz gibi çok ince bir işçilik olamaz. Taş zaten ne kadar küçükten büyüğe doğru dizmiş. Bu parçaların hepsi gümüş. Buraya ayrı taş dizmiş, buraya dizmiş, buraya dizmiş vesaire. Zaten sadece gümüşü tarttırsanız muhtemelen 35-40 lira eder. Taşı da bir o kadar etse. Bir 70-80 lira, 100 lira civarında bu tesbih satılır veya alınır. Belki daha fazla da satabilirler, bilmiyorum. Bu da böyle bir taş tesbih. Bu ne taşı diyecek olursanız bu Aquamer'in taşı. Fiziksel olarak bana hani bunların etkisi olacak mı diye araştırıyorum ben hepsini çekerken, dikkat edin. Bunun bana fiziksel olarak etkisi oldu. Gerçekten benim bazı rahatsızlıklarım var. İyi geldi. Diğerlerinde çok bir etki hissetmemiştim ama bunda hissettim. Sizin burcunuza göre, yani burcunuz dediğim doğum tarihinize göre, sizdeki astrolojik etkilere göre bu taşların size olan etkisi değişkenlik gösterebilir. Her taşın internette yazdığı açıklaması herkese aynı şekilde fayda etmez. Bu konuda uzman değilim ama bu da böyledir. Gayet soğuk. Size fiziksel özelliklerinden bahsedeceğim dedim. Oraya gelmedim. Çünkü neden? O özellikleri çok güzel anlatabileceğim bazı tespitler var burada. Bu şu elimde gördüğünüz hani işçiliği falan çok detaylı değil belki. Gördüğünüz gibi şurada falan bazı kopukluklar var vesaire ama benim bu kadar tespihim var. Bunların içerisinde koleksiyonluk hangisidir diyecek olursanız budur. Bu tespih koleksiyonluk bir tespihtir. Bu oltu taşıdır. Gerçekten Erzurum oltu taşıdır ve eski bir tespihtir. Bu tespihin minimum 70-80 yılı var. Belki de daha fazla. Baktırmak gerekir. Çektiğiniz zaman zaten çok iyi kesiyor. Çekiliyor. Osmanlı kesim. Yaşanmışlığı var belli. Parlamış tespih. Gerçekten de oltu taşıdır ve usta işidir. Ama ustası kimdir derseniz bilmiyorum. Belki izleyenlerden tanıyan bilen varsa yorumlara yazsın. Yani ben bu tesbihi şu usta yapmış olabilir ama ölmüştür yani bunun ustası. Çünkü çok eski bir tesbih. Bu bir oltu taşı. Oltu taşı nedir? Oltu taşı da bir aslında fosil türü gibi bir şey. Yani direkt taş değil, kömüre daha yakın bir malzeme. Kömürün daha sert, elde iz bırakmayan falan bir cinsi. Hani oltu da buna kehribar derler. Erzurum'da Erzurum kehribarı diye geçer hatta. Buna öyle derler yerlisi. Eskiden öyle derlermiş. Ama kehribar mı? Aslında kehribara değil. Yani kehribar birazcık ağaç reçinesi ama bunda da hani benzer özellikler var. Ama buna oltu taşı denir. Şimdi böyle bir tesbihimiz var. Bu kemiktir. Bildiğin kemik, gerçek kemiktir. Deve kemiğidir. Bunun burada hare ve halkaları vardı. Ben onları kırdım çekerken.
İşte günlük kullanıma uygun tesbih, günlük kullanıma uygun olmayan tesbihler vardır. Bazıları koleksiyonluk. Bu koleksiyonluk da bir tesbih değil aslında ama buradaki halkalar var. Çok da günlük kullanıma uygun değilmiş ki kırıldı. Çekimi iyidir. Gerçek kemiktir. Deve kemiğidir. Bir değeri var mıdır? Bende kaldığı sürece değeri vardır, kalacaktır. Saklayacağım tesbihlerden bir tanesidir. Bunu da buraya koyuyorum. Şimdi hangi tesbihle devam edelim? Şimdi tesbihin bölümlerini anlatacağım. Bir tesbihe geçelim. En sonunda videonun sonunda kehribarı anlatacağım size. Kehribar nedir, ne değildir, gerçek nasıl anlaşılır? Onlarla alakalı bir bölümde çekebilirim belki ama videonun sonunda kehribardan kesinlikle bahsedeceğim. Bu bir ağaç tesbihtir. Ağaç tesbihler günlük kullanımı daha uygundur. Yere düşünceye kırılmaz, bozulmaz, ip kesmez. Uzun hani uzun süre çekebilirsiniz. Elde hoş bir koku bırakabilir. Ağacına göre değişkenlik gösterir. Kesimine göre çekime değişkenlik gösterir. Bu bir plesenk ağacı tesbihtir. Kukalara falan nispeten daha pahalı, daha az bulunan bir malzemedir. İşlemesi daha zordur, serttir, çektikçe rengi değişir. Yani şu anda çekiyorum sanki yağlıymış gibi ağacın üstü. Çok güzel bir çekimi var fakat hani kesim tipi benim çok istediğim tarz bir kesim değil ama bu da böyle olsun diye almıştım. Bu böyle çekmeye daha müsait. Gördüğünüz gibi. Çok güzeldir bu. Şimdi bu tesbih üzerinden size tesbihin bölümlerinden bahsedeceğim. Tabii ki tesbihin taneleri çok çeşitli kesimlerde olabilir. Gördüğünüz birçok tesbih. Osmanlı derler, işte balık sırtı derler, ne bileyim bir sürü çeşidi vardır. Burada ara bölme taneleri var. 11'i ayırır. Burası imame. Burası imamenin kilidi. Ne yaparsınız? Yukarı aşağı alabilirsiniz. Nasıl çekmek istiyorsanız. Burada ara taneler vardır. Burada üst bölümde imamenin devamı gibi ikinci bir bölüm vardır. Onun üzerinde de bir tıpa vardır bu şekilde. Genelde usta işi tesbihlerde bu bölümlerin hepsi olur. İsimlerini çok doğru söylememiş olabilirim. Bakabilirsiniz ama yani genelde ara tane, taneler, imame ustanın ustalığını gösterdiği yerdir. İmamenin üzerindeki bu son nokta da onun devamıdır. Yani bu ikisi aslında ustanın işçiliğini gösterir. Yani koleksiyon yapmak isterseniz, ben çok koleksiyoncu değilim. Bunlar koleksiyonun tespitleri de değil genel manada ama eğer öyle bir niyetiniz varsa, zaten koleksiyoncuları araştırırsanız çok iyi koleksiyoncular var Türkiye'de. Çok değişik tespitleri var. Çok değişik ustalardan saatlerce, günlerce uğraşılmış, aylarca uğraşılmış tespihler var. Gördüğünüz gibi burada çok ince içerikler yapılabilir. Bir sonraki tespihimizde bunlardan bahsedeceğiz. Bu da bir ağaç tespih mesela. Bu ne ağacı diyecek olursanız bu yılan ağacıdır. Yılan ağacı çok sert bir malzeme. Tespihler arasında yani ağaç tespihler arasında genelde en pahalıları da yılan ağacından olur. Çünkü nispeten az bulunur. Bakın böyle sesle çıkartır bu. Sert çünkü çok sert bir malzeme. Bunun kesimi çekimi çok güzel. Bunun üzerindeki bu tıpası kopmuş herhalde. Zaten ben bunu ucuz almıştım. Birazcık ondan ötürü. Yani şöyle bir yılan ağacı tespihi zannetmiyorum. 150-200 liradan aşağı, alamazsın. Buraya getiriyorum. Çok çeşitli malzemelerden tespih yapılıyor demiştik. Bakın. Uçak camından yapılmış. Kimyasal tabi boyanmış vesaire. Bir tespih bu da. İşçiliği vesaire bakın. Gördüğünüz gibi burada imamenin üzerine bazı oynamalar var. Ama dediğim gibi bunlar çok mükemmel, iyi tespihler değil. Ucuz fiyatlı sıra işi. Birazcık daha ustaların çok vakit ayırmadan yaptığı tespihler. Burada stoperi var. Gördüğünüz gibi. Burada da güzel bir ayrıca işçiliği var. Burada var. Yani bunlar hoşunuza gidebilir, gitmeyebilir. Benim çok ilgilendiğim şeyler değil. Ben özellikle şu anda çekimine bakıyorum. Bu da gerçekten çok güzel. Elde kayan, çekimi çok güzel olan bir tespih. Bunları ayırdık. Şimdi ağaç tespihlerden devam ediyoruz. Yine aynı şekilde öd ağacı tespih. Bu da işte öd ağacı da nispeten pahalıdır kukaya göre. Kendince bir kokusu vardır. Bu çektikçe mesela benim bunları sakladığım kutunun içerisinde bu bütün kokusunu yayar ve güzel de kokar. Çektiğiniz zaman elinizde de hoş bir koku bırakır. Bunlar da tespihin tabi diğer anlattığım özelliklerinin yanında diğer farklı başka özelliklerdir bunlar da tabii ki. Bunlar da sizi tercih sebebi olabilir tespih kullanmak için. Elinizde bıraktığı güzel koku bence değerli. Çekerken işte parmaklarınızın hissettiği, aldığı enerji, sizin olumsuz enerjinizi de alıyor bazı taşlar mesela. Kehribar özellikle bunları alır. Mesela kuka. Bunda çok ciddi, yani diğer gösterdiğim tespihlerin hepsinden daha fazla işçilik var. Ne işçilik var? Bakın.
Burada gördüğünüz gibi içine halka geçirmişler. Bu halkayı dışarıdan geçirmiyorlar. Burayı yaparken usta oyarak içinden halkayı çıkartıyor. Ustası kolayca yapıyor. Gördüğünüz gibi burada kilidi var. Burada 3 tane ayrı tane yapılmış ve bu taneler, yani genelde bu asıl şu tanelerin bu tanelerden küçük olması lazım. Uyulmuş kurala. Burada kilit mekanizması. Görüyorsunuz burada tekrar bu halkalardan var. Burada bir daha, burada ayrıca bir işçilik var. Burada böyle, yani bunda çok ciddi bir işçilik var. Gördüğünüz gibi burada 5 tane de bir ayraç konmuş. Böyle bir tasarımı var. Bu da tabii ki bu tarz bir çekim için uygun. Genelde ben de böyle çekerim tespihi zaten. Çekimi güzel derler. Hani bakarsın eldeki gidişatına göre. Bunun çekimi fena değil. Tane boyutu çok hoş. Güzel bir usta işi tesbih. Bunu usta yapmış belli. Ama ustası kim? Ben yine bilmiyorum. Dediğim gibi koleksiyoncu değilim yani. Koleksiyoncu olanlar bu tesbihleri yaptırır. Yaptırdıktan sonra ustasını bilir. Kenara kaldırır. Bir daha da çekmez. Ben bunların hepsini çekiyorum. Buraya koydum. Bu da standart bir, her yerde bulabileceğiniz 10-15 liralık bir kuka tesbih. Kukanın da gerçekten sağlık olarak da hani elinizdeki mikropları toplayıp toparlaması gibi birçok özelliği var. Bunları araştırabilirsiniz. Bu dengesiz bir şey. Yani bu kamçısı çok uzun. Bilmiyorum niye böyle yapmışlar. Bunu da böyle alıyorum. Şimdi gelmeden önce belki koleksiyonluk olabilecek bir diğer tesbihim de bu. Bizon boynuzu derler buna. Boynuzu yani aslında. Boynuzdan yapılmış bir tesbih. Bunda da hani inceden bir işçilik var. Yani burada her halka olan usta işidir diye bir şey yok. Çünkü bu çok artık zor bir iş değil. CNC tezgahlarında yapılabiliyor. Bu da zaten çok narin, ince bir işçiliği olan bir tesbih değil. Ama genel itibariyle elinize aldığınızda, kesim itibariyle bir değişik, farklı bir tadı var. Her yerde bir aynısından bir kopyasını daha bulabileceğiniz bir tesbih değil. Bu da böyle bir boynuz tesbihimiz. Bunu da alıp kenara koyuyoruz. Şimdi gelelim kehribara. Buradakiler güya kehribar. Evet, güya kehribar diyorum. Piyasadan kehribar diye, yani aslında kehribar konusuna geldik. Burada kehribardan size bahsedeceğim ama çok da detayına girip bu videoda çok fazla bahsetmeyeceğim. Videonun bilmiyorum izleyen olur mu olmaz mı diye bakacağım. İzleyen olursa eğer kehribara özel bir bölüm çekeceğim. Piyasadan alacağınız kehribarların, bulabileceğiniz kehribarların %90'ı gerçek değil. Gerçek kehribar çok az var. Çünkü bir fosil geriden gelmiş. Mesela bunlara bakalım. Bu çakma bir damla kehribar. Çakma. Yani aslında bu damla kehribar diye satarlar ama bu damla kehribar değil. Yani kehribar olabilmesi için adının damla kehribar olması lazım. Zaten geri kalan ateş kehribar, sıkma kehribar, toz kehribar bunların hiçbiri kehribar değil. Ama damla kehribar diyorlarsa o gerçektir. Ama gerçeğin sahtesi, yani damla kehribar diye bunu satarsan ama damla kehribar değil. Bu kamçısı gümüş, kimyasal reaksiyonla içine belki çok az kehribar tozu ya var ya yok bilmiyorum katılmış, damla kehribara benzetilmeye çalışmış bir tesbih. Ama diğer maddelerde gördüğünüz gibi, yani çok değersiz maddelerden, yani parasal olarak, paha olarak maddenin kendi değersiz olup da ustası çok iyi olduğu için çok pahalı olan tesbihler var. Mesela katelin diye bir tesbih çeşidi var. Bildiğim plastik, eskiden kalmış, malzemesi yok ama yaptığın zaman da güzel parlıyor. Ustası da yapınca 1000 liraya kadar katelin tesbih satıyorlar. Bu da böyle. Çakma bir damla kehribar. Bu piyasada herkesin ateş kehribar diye sattığı tesbih çeşidi. Bu da özel üretilen bir malzeme. Kehribara çok yakın. Çekimi size gösterdiğim şuradaki tesbihlerin hepsinden daha iyi. Çünkü kehribara benzesin diye yapılmış özel bir madde. Üzerine uğraşmışlar. Şu tesbihi sadece, ki hani bu da atölye işi belli. Çok ustalığı da yok ama ona rağmen malzemesi nispeten pahalı. Kehribar olmamasına rağmen. Ateş kehribar diye satılan tesbihler. Sadece şu tesbih kısmı, sallaması yoksa eğer, sallama demeyelim de ona, kamçısı yoksa eğer, yani bu da kazazdır. Kazaz derler buna, örgüdür yani. Buradan gümüştür buralar, örerler bunları tek tek. Genelde Trabzon'da yaparlar. Yani sadece şu sallama kamçının kendisi 60-70 lira, 50 lira duruma göre fiyat değişikliği gösterir. Bu tesbihin kendisi de 70-80 liradan aşağı etmez. Ama 100 liralara kadar satarlar. İkisi bir araya geldiği zaman da 150 lira gibi fiyatlar verirler. Normal. Gerçek kehribar değildir. Bakın.
Damla kehribar. Eğer taze ise, yani Rusya'dan bugün çıkan kehribarlar var. Onlar tam fosilleşmemiş. Kehribar statüsüne de girmiyor ama kehribar gibi bir şey. Ona kehribar diyebiliriz. Çünkü doğal bir malzeme ve denizden çıkıyor. Ve gerçekten ağacın kendi ürettiği bir çam balı gibi bir şey. Onların şu boyutta, bu işçilikte bir tesbihini 700-800 liradan aşağı alamazsınız. En ucuz, en adi, en sıra işi damla kehribar tesbih 400-500 liradır bakın. Sakın damla kehribar olup da 100 liraya, 150 liraya, 200 liraya, 300 liraya tesbih aldım zannetmeyin. Alamazsınız. İmkanı yok. Fiyatından bile anlarsınız yani. Kesinlikle 500 liradan aşağı değildir damla kehribarlar. Bu bir ateş kehribar. Bunun da hani gayet güzeldir, çekimi işçiliği iyidir, para verip alınabilir. Yani bu tesbih gerçek kehribar değil mi? 150 lira veriyorsun kardeşim diyecek olursanız eder. Yani sizi, çünkü bu literatürü artık kehribar diye girmiş. Yani adı budur. Sizi, tespihçiler sizi kandırmıyor. Kimseyi dolandırmıyor. Yani bu isim böyle, yani jilet gibi. Jilet dersiniz alırsınız, derbi alırsınız ama ona da jilet dersiniz ya, aslında jilet markasıdır. Öyle düşünün. Hani kimse sizi kandırmıyor. Jilet veriyor yani mesela. Hani öyle düşünün. Dolayısıyla bu da ateş kehribar diye geçen şey budur. Sadece bilin ki gerçek kehribar değil. Ama pahası bu kadar eder mi? Eder. Saklanır mı? Saklanır. Çünkü bu tespitten üretilmeyecek bundan 5 yıl sonra. Yine bir kehribar dediğimiz bir malzemeden, kehribar değil tabii bu da, sıkma kehribar diye satılan bir tesbihtir bu da. Bunun da malzemesi uğraşılmıştır üzerine. Çekimi güzeldir. Ateşten farklıdır. Çekimi de farklıdır. Malzemesi de farklıdır. Osmanlı sıkma diye geçenler vardır mesela. Osmanlı sıkma pahalıdır. Osmanlı zamanından kalma. Yine bu kimyasal reaksiyona uğratılmış. İçinde belki biraz kehribar tozu olan malzemelerdir bunlar. Plastiktir. Plastik de demeyelim de, çünkü demin plastiği gösterdim size. Bu farklı bir şey. Daha güzel üzerine çalışılmış. Osmanlı sıkmalar pahalıdır yine. 400-500-600 liradır. Neden? Çünkü eskidir. Ustası da eskidir. Malzemesi de eskidir. Eskidikçe malzemenin fiyatı artar. Ustanın işçiliği de yüksektir. Dolayısıyla Osmanlı kehribar tespihleri de pahalıdır yani. Bunu ayırt etmekte çok zordur. Güveneceksiniz. Ustasına güveneceksiniz. Tesbihe bakınca işinize sinen bir işçilik varsa parasına bakmazsınız zaten ama ben o boyutta değilim. Böyle bir şeyim yok. Yani tesbih koleksiyonculuğum yok. Bu da böyle. Bu da yine kehribar. Ama ateş kehribar diye geçen iri taneli yine. Bunda bir işçilik yok ama taneleri çok iyi. Yani hani taneleriyle uğraşılmış mesela bunun. Ben çok hoşuma gidiyor bunun taneleri. İmamesi de bence gayet, gördüğünüz gibi usturuplu bir imamesi var. Yani derecesi, açısı bence çok güzel. Daha sonra burayı yakmışlar. Demişler ki acaba gerçek kehribar mı diye koklamışlar. Ki emin olun yakarsanız bundan da çam kokusu alacaksınız. Ama gerçek kehribar değil. Gerçek olduğunu göstermez. Bu da böyle, bu civar burayı da yakmışlar. Bu da böyle. Son tesbihimizin de sonuna geldik. Bunu da kenara koyalım. Evet arkadaşlar. Mabıkmadan usanmadan yarım saati aşkın olan bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz ya tesbihlere gerçekten çok çok ciddi ilginiz var. Araştırıyorsunuz. Ya da sohbetimi beğendiniz. Hoş sohbet buldunuz da izlediniz. Fark etmez. İkisi için de çok teşekkür ederim. Değer verip bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani tesbihle alakalı bir daha video çeker miyim bilmiyorum ama böyle bir hobim var benim. Bunu da paylaşmak istedim açıkçası. Bakalım. Videonun izlenme oranlarına göre buna karar vereceğim. O zaman inşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrar teşekkür ederim. Hoşça kalın.